Gidelim. Bu hafta Ankara derbisi. Biz açıkçası Ankaracı Gençler Birliği maçı olana kadar diğer maçların hiçbirine Ankara derbisi dememe kararı almıştık. Bu sene Ankaracı Gençler maçı oynandı. Bundan sonra ikinci ligdeki, üçüncü ligdeki, birinci ligdeki Ankara takımların maçlarına biz derbi diyebiliyoruz rahatlıkla. Ankara derbisi döndü. Bu hafta da ikinci ligdeki Ankara derbisi var. İki önemli kulüp Ankara'nın. Evet. Hem Etimesgut Belediyespor hem Ankara Belediyespor. Siz de Ankara Olimpiyat Teknik Direktörsünüz. Bahattin Hocam'la da daha yeni tanışıyoruz aslında bakarsanız. Neler düşünüyorsunuz? Bu hafta ne bekliyor? Bir de ara hafta, ara maç oldu. Hafta içi maç oldu. Evet. Şimdi önce şunu söyleyelim. Uzun yıllar önce bu tür ikincilikte müsabakalar olduğunda ya da Süper Lig'de ben Ankara Gücü'ndeyken de yaşadım bu durumu. Takım kaptanı ve teknik direktörleri bir araya getirip spor medyasını yaptığı güzel haberler vardı. Çok uzun yıllar sonra Ankara'da maalesef bitmiş olan Ankara spor medyasını canlandırmaya çalışıyorsun. Bunun için seni, ekibini tebrik ediyorum. Bunu söylemek biraz borcum, üzerimize vazife. Önce Klas Spor sitesiyle, şimdi Klas TV ile Ankara futbolunda yeniden bir hareketlilik kazandırma çaban takdire şayan. Bunun için teşekkür de ediyorum. Asıl soruya gelince Demirspor benim 2 sene önce çalıştığım, çok büyük saygı duyduğum, çok özel bir kulüp. Bugün çalıştığım Etimesgut Belediyespor ise geleceğin kulübü. Yani yatırımlarıyla, başkanlarının vizyonuyla gerek Sayın Hasan Kartal'ın, gerek Sayın Enver Demirel'in olaya bakışıyla bugünün ve geleceğe yönelik yarının kulübü. Yani yarınlarda çok önemli pozisyonlarda, liglerde olabilecek, olma potansiyeline sahip, bunun altyapısını süratle oluşturan, bunda da önemli mesafe kat eden bir kulüp. Şu anda tesisleri bitme aşamasında, artık kalınabiliyor. Diğer etkinliklerinde olması için az bir zamanı kaldı. Tesisin, çim sahasının bitmesi vesaire gibi. Böyle baktığımız zaman ligdeki konumlarımız açısından da, hedeflerimiz açısından da çarşamba günü oynayacağımız maç önce bir dostluk maçı olacaktır. Bu olmak zorunda. Bunun dışında hiçbir şey düşünmüyoruz. Ama iyi futbolla o gün hak eden, çok centilmence umarım müsabakayı kazanır. Ben iki takımın da bu ligin güçlü takımları olduğunu düşünüyorum. Ankara Demirspor'un bu seneki takım organizasyonunun gayet iyi olduğunu düşünüyorum ve başarılı buluyorum. Bizim takımımızda iyi futbol oynayan, aslında şu anda topladığı puanlarla yaptığı iş arasında çok büyük bir ters orantı olan, çok daha fazla puan olması gereken bir takım haksızlıklara da uğramış, eminim Demirspor'un da başına gelmiştir, Ankara takımlarının başına gelir bu, durumdayız. Ancak önce pozitif futbola devam edeceğiz, Ankara derbisini çok eğlenceli hale getireceğiz, sahada da çok şahane bir mücadele olacağını düşünüyorum. Umarım hak eden kazanır ama sonuçta bu bir lig müsabakası. Her iki takımın da ligin sonunda çok iyi yerlerde olacağını düşünüyorum. Valla biz de onu bekliyoruz. Geçen sene playoff'u son dakikada kaçırdınız. Evet. Bir ikinci yarı çıkışı vardı. Evet. Etimesgut Belediyespor'a. Hep arkadan gelen takımların playoff'ta şanslı olduğunu düşünenler de bunlar. Doğru. Yani üçüncü bitiren ya da ikinci bitiren değil. Direkt arkadan gelip son dakikada o playoff'a giren takımların başarılı olduğunu görüyorum. Bu sene belki birinci ligdeydi Etimesgut. Ama hem sizin hocalığınız, hem kulübün yapısını biliyoruz. Hasan Teşekkürler. Başkanı, Etimesgut Belediyespor'u ne kadar sevdiğini biliyoruz ki, biz de spor başkanı olmasına rağmen. Evet. Ama Ankara Demir'de Ankara'da en çok kulüplerden. Kesinlikle. Aslına bakarsak sıralamada Ankara'da Gençler Birliği ve Ankara Demir gelir. Tabii 1932. Evet. Doğru. Bir de şampiyonluk kupası olan bir Türkiye'de 4-5 kupa nasip olmuş bir şehir var Ankara Demir'de. Süper. Birincilikte gol kralı çıkartmış. Evet. Bu hafta sizden de değerlendirmeyi alayım hocam. Siz neler hissediyorsunuz? Şimdi hocam aslında özetini çok güzel açıkladı. Ben de hemen hemen 190 değil 99 ona yakınım. Çünkü az önce sizinle konuştuğumuz konuları hocam konuşmaya çalıştı. Bu yapılan programda daha önce hocam bize oyuncunun dönemimizde Ankara'da oynarken yapılıyordu. Ankara futbolu geriye gitti. Hocam da dediği gibi sizin öncülüğünüzde televizyona teşekkür etmek gerekiyor. Diğer taraftan geldiğiniz zaman Ankara Demirspor Hoca camiası daha iyi benden bilir. Ben çünkü Ankaralı değilim, Trabzonluyum ama hocam da Trabzonlu ama benden daha kökenli burada. Ben 25 senedir buradayım. O anlamda da hocam özetini çok güzel yaptı. Aslında bir Etimesgut Hasan Kartal'la beraber çok büyük testleriyle beraber, başarısıyla beraber geçen sene çok büyük başarı yaptı. Ama dediğim gibi haksızlıklara çok fazla uğramış.
gerektiğine inanıyorum. Çünkü biz de ne kadar haksız uğrasak bile belki bizimki biraz daha farklıydı. Hocam çünkü HDP'ye giderken önü kesilmiştir. Bunları yaşayabiliyorsun. Çünkü Ankara da bu daha önce daha köklü, daha çok kulüpler vardı. Şimdi biraz daha azaldı. Bu sıkıntıları yaratıyor. Ama diğer taraftan hoca benzerliği de var. Çünkü şöyle, benden daha iyi hocam biliyor Ankara'yı. Hem kulüpte, bizim kulüpte çalışmış ve başarılı olmuş hocam. Diğer taraftan bence dostluk kazansın diyorum. Çünkü biz az önce de sizden röportaj yaptığın zaman buradan genç oyuncular, Türk oyuncuları biz piyasaya vardır, hocamda da vardır genç oyuncular, verebilmek, yabancılardan kurtarabilmek, bu paraları çarçur etmemek ve iyi futbol oynamak. Benzerliğimiz çok fazla var. Hocam da puanı iyi. Yani alacak olduğu çok puanlar vardı. Hocam daha iyi biliyor kendi takımını, niye yaşadığını. Ama ben de biliyorum benim takımı ki ben de 6 maç oynadım. 3'ünde galip geldim. 3'ünü de farklı kazanabilirdim. Ha, olmadı. İşte hocaların hatası oluyor. Veya işte hakemin hatası oluyor. Ama hocamın dediği olaya geliyorum. Yani hakikaten ikimiz de, iki takım da başarılı gidiyor. Ama işte bir şanssızlıklar oluyor. Ama sakatlıksız işte dün az önce de hocam siz yokken konuştum. Dedim ki ya dedim öyle bir futbol, öyle bir enteresan ki Türk oyuncusu yetiştiremiyorsun. Dün Beşiktaş kazanıyor. Günü kurtarıyor. Ama Dorukhan gibi yetişmiş bu oyuncu sakatlanması, diz dönmesi içimi ciz ettiriyor. Ve Avrupa Şampiyonası'na gidiyoruz. Belki çok değerlendirecek ve çıkaracak tabii olduğumuz oyuncu. Ona çok üzüldüm. Bunlara sayesi artıp daha çok Türk oyunculara eğilmek lazım. O anlamda biz bir maç oynayacağız. Zaten o camiye ben tanıyorum. Hocamla gidip geliyoruz. Beraber gidip geliyoruz. Daha önce şampiyonluk yaşamış bir takım. Kurumsal yani başlarına çok iyi bir başkan var. Düzenli kulüp öyle yani. Gittikçe evet, de iyiye gidiyor. Biz de öyleyiz. Bu anlamda da bu kulüpleri tercih eder. Oyuncu da tercih eder. Başka yere gidecekse mesela 400 bin lira örneğin. 200 bin lira gelir. İşte çocuk aldığını bilir. Arkadaşlığı da iyi olan bir kulüp. O yüzden başarılı olacağına da inanıyorum hocamın. Futbol bu. Ve bakacağız, yaşayacağız, göreceğiz. Önemli olan kazasız, belasız, sakatlıksız bir maç olsun ve dostluk kazansın. İnşallah. Futbolda bunlar var. Teşekkür ederim. Bir de kaptanımız atalım. Ankara derbisi diye çok fazla şey yapmadık ama Ankara derbisi bu artık. Yani bu hafta aynı ligdeki iki takım Ankara'da hafta içi karşılaşacaklar. Bu futbolcuları nasıl etkiliyor? Siz neler hissediyorsunuz? Fiyat abi sen başla istersen. Ya benim için yine hocalarım söyledi, dostane çerçevede bir maç geçtim, fair play çerçevesinde. Benim için ayrı bir önemi var bu maçın. Hocamız, işte bizim hocamız, daha önce de beraber çalışmıştık. Etimesgut Belediyespor'da daha önce oynadığım kulüp. Yani bir sürü arkadaşlarım var, herkesi tanıyorum. İnşallah iyi olanın kazanacağı, dostane çerçevede geçen bir maç olsun diliyorum. Batuhan da yine eski takım arkadaşlarımdan benim. İnşallah iyi olan kazanır diyorum. İnşallah. Batuhan, sadece hocalar zaten birbirini tanımıyor. Kulüplerde dolaşmanın haricinde de artık Ankara'daki futbolcular da beraberler zaten. Çoğu yere gittiğimiz zaman birçok futbolcu, takımın futbolcusunu bir arada görüyoruz. Nedir, Ankara'nın olayı nedir? Size ne hissettiriyor bu hafta bu maç? Yani kritik iki takım açısından da kritik bir maç aslına bakarsak. Evet öyle ama orada Ankara Demirspor'da da benim orada kardeşlerim var, Hacettepe'den çıktım, arkadaşlarım var aslında. Oraya hakim biraz da arkadaşlarımdan dolayı. Ama keza çok istediğimiz bir sezon var şu an bizim ama şanslıklar peşimizi bırakmıyor. Uşak maçının defterini de şimdi kapatıp bu haftaya çok moralli bir şekilde başladık. İnşallah dostluk çerçevesi içerisinde başlayıp bu hafta işte 3 puanla devam edip yolumuza bu şekilde ilerlemek istiyoruz açıkçası. Çünkü geçen senenin lideri olarak ikinci devreyi biz kapattık. Evet. Bu sene de inşallah bunu devam ettirip hak ettiğimiz yerleri getirmek istiyoruz Etimesgut Belediyespor'a. Şimdi ikinizin de ortak özelliği gençler bile altyapısından çıkmış olmanız sanırım. Evet. Yani Celal bile beraber de Etimesgut'ta oynadık. İlk senemizde beraberdik. Bakalım. İnşallah iyi olan kazanır. İki kulüpte de gençler birinden de Ankara ucundan da altyapıdan çıkmış birçok futbolcu var. Yani bu şehrin aslına bakarsanız hamuru iki kulüpte. Yani kıymetli futbolcuları, bu şehrin yetiştirdiği futbolcular. Ankara Demir'i biliyorum. Zaten Ankara'lı futbolcularından veriyor. Hasan Başkan'ı biliyorum. O hem teknik direktör seçiminde hem futbolcu seçiminde Ankara'da
doğmuş, Ankara'da yaşayan, Ankara altyapılarından yetişmiş çocukları tercih ediyor. İnşallah keyifli bir maç olur hocam. İnşallah. Büyük bir zevkle izleyeceğiz. Bizi de kırmadınız, geldiniz. Bahattin hocam antrenmanını erteledi bizim yüzümüzde. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Biz de teşekkür ederiz. Maçtan sonra yine mikrofonlar sizde olacak hocam. İnşallah.